Otanet'ten merhaba. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Ankara'dayız. Linea'nın testiyle Ankara'daki ilk videomuzu çekiyoruz. Bu programda, bu bölümde testini yapacağımız araç 2012 model Linea. Linea 2007 ile 2017 arasındaki 10 yılı aşkın bir zaman üretildi. İki defa makyaj gördü. Bu makyajdan önceki kasası. Aracın teknik özelliklerini vermek istiyorum. Aracın boyu 4 metre 56 santimetre. Genişlik 1.74. Yükseklik 1 metre 49 santimetre. 1.50'ye yakın. İki dingil arası ise 2 metre 61 santim. Aracın dinamik bir tasarımı var. Öncelikle önden başladığımızda halojen farlarımız, kromajlı ön ızgaramız, çok güzel bir şekilde tasarlanmış sis farlarımız, ki bu şu far tasarımı gözyaşı şeklinde. Yine eğik bir ön tasarım. Biraz sportif bir görsellik vermiş. Camlar önden arkaya doğru gördüğünüz gibi daralıyor. Yani ön çamurluktan arka çamurluğa doğru bir şişkinlik var. Bu güçlü bir tasarım oluşturuyor araçta. Nazik ama güçlü bir tasarım oluşturuyor araçta. Jantlarımız 15 jant. 185-65-15 ile 195-60-15 arasında değişebiliyor. 65, işte 195-65 de takılabiliyor araca. Hemen şurada yine çamurluklarda sislerimiz var. Sinyallerimiz var, pardon. Büyük, gövde renginde büyük bir ayna. Aracın içine, kabinine baktığımızda kapılarda sert malzemeler var. 4 cam elektrikli. Aynaları kontrol etmek için butonumuz. Şurada küçük de olsa bir göz var. Koltukta yükseklik ayarı mevcut. Bel destek ayarı mevcut. Baldır destekleri yetersiz biraz. Bununla birlikte yan destekleri de yetersiz aslında, ama koltukların sertliği uzun yolculuklarda bile sizi yormayacak bir dizaynı var. Kokpitte maalesef sert malzeme kullanılmış. O yüzden bozuk satırlarda trim sesi geliyor. Direksiyon göstergeye şey yapmıyor, engellemiyor. Çok büyük değil, çok küçük değil. Şurada sizin rahat bir şekilde tutmanız için bir parmak için iz yeri bırakılmış. Direksiyondan yine radyo teyp kontrol edebiliyorsunuz. Şu kadran yuvarlak, klasik bir eski zaman klasik bir tasarımı var. Bunu çok beğendim. Direkt ortada da, şu kadranın ortasında da yol bilgisayarı var. Bu da işte sizin güncel kullanımınız, yapacağınız mesafeyle ilgili, işte yakıttaki depodaki yakıtla ilgili, işte kaç kilometre yaparsınız. Çok kapsamlı değil ama yeterli bir bilgi veriyor size. Buradaki kumandalara, yani radyo teyiptir, klimadır, ulaşmanızda bir sıkıntı yok. Görsellik olarak da tasarımı çok iyi. Ama dediğim gibi sert malzemelerden dolayı kalite algısı düşük diyebilirim. Dikiz aynamız karartılı değil. Yalnız biraz daha büyük olabilirdi. Şurada iki tane bardaklığımız var. Yeterli büyüklükte bir torpido gözümüz. Yine kapı iç ceplerimiz var. Şurada kolçağımız var. İşte buraya telefon, kart gibi şeyleri koyabilirsiniz. Oturuş pozisyonu, elinizin direksiyon vitesle vites geçirirken şeyi çok kolay. İyi bir tasarım yapılmış burada. Arka tarafa geçtiğimizde bu 2 metre 60 santimlik dingil mesafesi
arkada oturan yolculara gördüğünüz gibi hem diz mesafesi hem de baş mesafesi Linea'da yeterli. Koltuklar da yeterli konforda diyebiliriz. Bagaj, içeriden açalım bagajı. Arkadaşlar, bagaj eşiği çok yüksek. Bu da bavul veya herhangi bir yük indirim bindirimde zorluk yaratacaktır. 500 litrelik bir bagajı var. Büyük bir bagaj. Hoşuma giden bir taraf daha var. Bagaj açtığımızda gibi kollar birçok araçta içeriye girer ve buradaki koyduğunuz malzemeleri hacim olarak kısıtlar. Ama burada gördüğünüz gibi 2 adet pistonla direkt çamurluğa entegre edilmiş. Bu çok güzel bir detay. Şuradan tutarak, buraya tutamaç yapmışlar, bagajı kapatabiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, Linea'nın hızlanma testini yapacağız şimdi. Bakacağız kaç saniyede ne kadar ivmelenme yapıyor. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, aracın direksiyonunda yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Hemen sol taraftaki kolu indirdiğinizde derinlik ve yükseklik olarak ayar yapabiliyorsunuz. Artı eksi nedir diye baktığımızda mesela çok böyle rahatsızlık veren, problem çıkartan ampullerdir. Bu araç sık sık şey keser, ampul keser. Mutlaka bu aracı Linea'nız varsa yanınızda birkaç tane ampul bulundurmanızı tavsiye ederim. İkinci böyle zayıf gördüğüm bu araçta hani iç aksamındır, malzeme kalitesinden ziyade alt devirlerde motorun güçsüz kalmasıdır. Şimdi sürüş testinde de zaten göreceğiz. Linea'nın sürüş testine başladık. Şimdi Linea 2007 itibariyle bantlardan indi. Hindistan, Meksika yanlış hatırlamıyorsam, Rusya ve Türkiye'de üretildi. Araç Fiat Punto platformunda üretilen bir araç olduğu için aslında B segmentinde bir araçtı ama bagaj hacmi ve uzunluğundan dolayı C segmentine de hatta C segmentinde de diyebiliriz. Böyle bir artısı var bu aracın. Şimdi kullandığımız araç 1.3 Multijet. Fiat'ın aynı zamanda Opel'de kullanılan, birçok araçta kullanılan intercooler, turbo dizel bir motoru sahip. Bu makine çok uzun süre görev yapabiliyor. Zaten ödüllü bir motor. Yakıt ekonomisiyle de öne çıkıyor. Kullandığımız araçtaki 90 beygirlik, 4000 devirde 90 beygir güç veriyor. 2000 devirden sonra da 200 Nm'lik bir torka sahip. 1235 kiloluk bir ağırlığı var bu aracın. Bu motor, bu makine bu aracı 0'dan 100'e 13-14 saniyede çıkartabiliyor. Maksimum süratı ise 170 kilometre. Yakıt ise arkadaşlar testlerde yaptığımız ki çok çıkmıyor zaten, 5 litre civarında. Yani bu araç ekonomik bir araç. 5 litre çok sayılmaz. Euro 4 motor var bu aracın üzerinde. Aracın yol tutuşu konfor anlamında biraz konfor ağırlıklı. Orta konforlukta bir amortisör sistemi kullanılmış bu araçta. Hızlı
hız limitlerinizi aşmadığınızda virajlarda sizi çok tedirgin de etmiyor. Tabii ki Türkiye şartlarında üretildiği için muadili yurt dışında üretilen araçlara göre, lineyalara göre bir 2-3 santimlik yerden yüksekliği var. Bu Türkiye şartlarında kullanım kolaylığı sağlarken biraz yüksek olmasından dolayı da hızlı girilen virajlarda özellikle önden bir kayma yalnız sınırları zorladığınızda oluşturabiliyor. Araç hidrolik direksiyon, elektrik desteği de var, City modu. Bununla birlikte ABS desteği var. ESP'si yok arkadaşlar. Aracın aynaları büyük. Park ederken yanları rahat görebiliyorsunuz. Yalnız arka çarpanlıkların ve bagajın yüksek olmasından dolayı geri geri parklarda kör nokta olayı var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ki bu araçta park sensörü var. Bu çok kolay bir şekilde park etmenizi sağlıyor diyebiliriz. Ses yalıtımına baktığımızda yine bir 80-100'den sonra, 120 km'den sonra maalesef motor sesi, rüzgar sesi, bazen lastik sesi de alıyor arkadaşlar. Ama bu çok rahatsız edici bir düzeyde de değil. Turbo 2000 devreye giriyor. 2000 devirden sonra araç atak bir sürüş izlenimi veriyor size. Yalnız biraz dik rampalarda, kalkışlarda güçsüz kalıyor arkadaşlar. Mutlaka turboyu açması gerekiyor. Bu bölümde Linea'yı size tanıtmaya çalıştık. Tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Ankara'daki bizim ilk videomuzdu. Bunların devamı gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.